Merhaba arkadaşlar, caz gitar dersine hoş geldiniz. Bir önceki videomda cazın bel kemiği diyebileceğimiz 2-5-1 akor progresyonuna dair bir tane cümleyi paylaşmış ve bir diğerini de sizlerle sonraki videomda paylaşacağımı söylemiştim. İşte şimdi bir diğer cümleyi daha paylaşacağım. Bu cümleler nereden alınıyordu? Bir hatırlatma yapalım. Bu cümleler 2-5-1 cümle örnekleri adlı yeni kitaptan alınmıştı. Bu kitabı cazgitardersi.com adresinden bulabilirsiniz. Kitapta 12 tane cümle var. 2 tanesi sizlerle paylaştığım, yani YouTube izleyicilerle paylaştığım cümleler. 10 tanesi de kitabı satın alan arkadaşlar için. Tabii ki kitapta 12 cümle var. Hem bu paylaştığım cümleler hem de sizlerle paylaşmadığım diğer 10 cümle. Ancak bu kitabın neye benzediğini görmek istemek isteyenler için ve de aynı zamanda YouTube izleyicileri de en azından bu cümlenin iki tanesini paylaşmak için bu videoları yaptım. Şimdi gelin içeriğine bakalım. Evet, bu cümlemizi de 140 BPM'de çalalım. Şu iki parmağımı kullanıyorum. Çünkü aşağıda bir alt telde. Şurada pull off yapmak daha kolay geliyor. Burada. Sonra pozisyon değişiyor. Ben bolca iki tel birden kapatma olayını parmakla. Sıklıkla yaptığım bir şey. Dolayısıyla evet, ben bu cümle içinde Blue Boss adlı parçayı kullanacağım. Mi bemol minör de, La bemol 7 ve Re bemol maj 7, yani çalacağım cümlenizi. Deneyelim. Başlarsak yine minör akordan başlayacağız. Root sesi, 9'lusu, bemol 3'lüsü, 11'lisi, 5'lisi, bemol 7'lisi, burada 13'lüsü ve 5'lisi tekrar. Şimdi burada re minör 13 demek istemiyorum çünkü aslında si sesi çok yani böyle 2-5-1 cümleleri içinde çok kullanılan bir ses değil. Çünkü solün üçlüsü ve doğuya çözülen ses olduğu için aslında burada çıkıcı ve inici bir hareket söz konusu. O yüzden burada 13'lü bir akor derecesi olarak olmaktan ziyade bir scale sesi olarak kullanılıyor benim kanımca. Dolayısıyla burada yine Re Dorian elbette. Zaten 13'lüsünü kullanmış olsaydı da bir tek akoru değiştirecektik ama Re minör 7 demek bence daha doğru bir tespit olacaktır. Şimdi burada sol kök sesi, yani baktık bemol 9'lusu, tekrar root sesi, bemol 7'lisi, diyez 5 veya bemol 13, üçlü, bemol 9'lu ve natural 7'li, ama buna natural 7 demek doğru olmayacaktır çünkü buraya bir kromatik yaklaşım yapılmış. Şimdi burada baktığımız zaman bemol 9'lu ve bemol 13 veya diyez 5'li var. Şimdi biz bunları bemol 9 ve diyez 5 olarak nitelendirecek olursak aslında altere scale'in içinden bazı alterasyonlar kullanılmış, diğerleri kullanılmamış diyebiliriz. Veya sadece bu altere sesleri dikkate alacak olursak sol 7, bemol 9, bemol 13, yani harmonik minörün 5. derecesi olan scale'de kullanılmış diyebiliriz. Şayet sol altere kullanılmış diyecek olursak, ki ben
Burada öyle yazmışım. Ama dediğim gibi fark etmezdi. İkisi de olabilirdi. 1, 3, 7, bemol 9, diyez 9, bemol 5, diyez 5, yani sol 7 altere diyecektik. Şayet harmonik minörün 5. derecesi olan sol 7, bemol 9, bemol 13, yani Phrygian dominant denilen scale, başka bir deyişle bemol 9, 3, 4, 5, bemol 13, bemol 7. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, burada işte kavramlar, mesela şuradaki sese artık diyez 5 diyemiyoruz. Çünkü zaten natural 5 var burada. Dolayısıyla bu ses aslında bemol 13'lü. Burada ise 5'li yok. O yüzden bu sese diyez 5 diyoruz. O yüzden akorun ne şekilde ifade edildiği de önemli. Yani burada işte notada nasıl ifade edilmişse o bize scale adına önemli bir ipucu verecek arkadaşlar, gördüğümüz gibi. Şimdi bunlardan ikisi de olabilir dolayısıyla. İkisi de buradaki cümle içinde kullanılıyor. Dolayısıyla karar artık bunu cümleyi yazana kalmış, hangisi olacağını. En doğru olabilir ama biz ikisini de tespit etmiş olabiliriz. Şimdi burada beşlisi akorun, natural yedilisi, ondan sonra kök sesi, üçlüsü, beşlisi, yani bir arpej durumu söz konusu. Tekrar natural yedilisi. Şimdi burada ne oluyor? Aslında si bemol, la ve sol diyez, yani la bemol ve sol'a kadar düşüyor. Aslında burada dediğim gibi şuna başka bir isim vermeye gerek yok. Buradan buraya kadar bir kromatik yaklaşım söz konusu. Akorun üçlüsü, natural yedilisi, beşlisi ve on üçlüsüyle bitmiş. Yani en sonunda da doğum baş 13 diye nitelendirebiliriz. Evet, burada da aslında bemol 9, bemol 13 ve altere scale'i gördük. Dediğim gibi tekrar buraya değinecek olursam, bir scale'in içindeki bütün altere sesler bir cümlenin içinde kullanılmak mecburiyetinde değil. Yani ben buraya sol 7 altere de desem hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü o zaman da demiş olacaktım ki altere scale'deki şuradaki bemol 9 tansiyonunu ve buradaki diyez 5 tansiyonunu kullanmıştı. Geri kalan tansiyonları cümlenin içinde kullanmamış. O notaları kullanmak zorunda değil ama bu da sol 7 altere scale'in burada kullanılmış olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur.